Az sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Dünyanın kısa tarihi. Bugüne kadar Yunanlıların kahramanlar gibi savaştığını biliyorduk ama artık kahramanların Yunanlılar gibi savaştığını söyleyebiliriz. Winston Churchill. Buna Pendozali denir. Girit'teki en popüler savaş dansıdır. Dansçıların yan yana dizilmeleri savaşa ve saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor. Dansın devamında her dansçı sırayla grubun başına geçer. Böylece her bir dansçı savaşa liderlik etmek için hazır olduğunu ispat etmiş olur. Bilirsiniz, uçaklarda ve gökten düşen silahlı paraşütçülerle dolu bir gökyüzü gördüyseniz misafirliğe gelmelerini beklemezsiniz. Bu yüzden savaşmaları ve topraklarını korumaları gerekiyordu. Bu doğal bir şey, en azından bizim için doğal. Havadan gerçekleştirilen tarihi bir istilanın ve 10 gün süren çetin çatışmaların ardından Mayıs 1941'de Alman kuvvetleri Girit Adası'nın kontrolünü ele geçirdiler. Almanların Mayıs ayının son günlerinde elde ettiği bu zaferle birlikte müttefik askerlerinin büyük bölümü ya esir alındı, ya adadan tahliye edildi ya da dağlara kaçmak zorunda kaldılar. Geriye kalan müttefik askerleri Hanya bölgesindeki savaş alanlarını aşarak güneydeki Sifakya'ya ve tahliye noktalarına doğru ilerlediler. Savaş sırasında güçlü bir direniş gösteren Giritli milis güçleri ise başlattıkları direnişi istilanın ardından da devam ettireceklerdi. Sopalarla, taşlarla, el aletleriyle, bulabildikleri ne varsa onunla savaşmaya başladılar. Ve bu direniş kanlı misillemelere neden olacaktı. Oldukça büyük sivil katliamlar oldu. İki taraf için de nahoş bir gerilla savaşına dönüşmüştü. Ve bu durum sadece istila edilen ve şiddet gören bir toplumun anlayabileceği derin yaralar bıraktı. Ve bunu anlamak için çoğu masum birçok sivili katletmek konusunda hiçbir tereddüt olmayan bir rejimin kontrolü altında yaşadığınızı hayal etmelisiniz. Almanlar esir almamalarıyla ün salmışlardı. Ve Alman paraşütçülerin sivilleri öldürdüğüne dair kayıtlar vardı. Paraşütçüler agresif olmaları için eğitiliyorlardı. Her seferinde düşman topraklarını atladıklarını biliyorlardı. Her seferinde etraflarının çevrilmiş olduğunu biliyorlardı. Yani onlar çaresiz durumdaki agresif genç adamlardı. Ve bu adamlar esir almaya pek yatkın olmayan askerlerdi. Yıldırım Savaşları, Girit Savaşı, 3. Bölüm, İşgal. Almanlar Girit'e ilk geldiklerinde önce çok şaşırdılar. Sonra da huzursuz oldular. Tabii daha sonra da kişilere ve askerlere yapılan saldırılardan dolayı korktular. Ve bu yüzden de askerlere yapılan vahşice saldırıları göz ardı edemeyeceklerdi. Sivillere karşı birçok misilleme yapılmıştı. Özellikle de Omari ve çevresindeki direnişin merkezi sayılabilecek köylerde bu çok yaşandı. Almanlar kimin hain olduğunu bilmek istiyordu ve bu aramaları dağlara kadar sürdürdüler. Fakat çoğu zaman isyancılar önceden haber alıp onlar gelmeden kaçmayı başarıyordu. Ama tabii sık sık çatışmalar da oluyordu. Ve genellikle bu durum ilgili köydeki birçok sivilin öldürülmesiyle sonuçlanıyordu. Daha çok bir dizi vahşi etki ve tepki eylemi gibiydi. Muhtemelen bu yapılanlar ihtiyaç duyulan ve kabul edilebilir sınırların çok üzerindeydi. Sınırı aşmışlardı diye düşünüyorum.
Alman komutanı General Student, Alman askerlerine Giritlilerin direnişine karşılık vermelerini emrettiği için savaş suçları mahkemesinde yargılandı. Yapılan misillemeler hava kuvvetlerinin başındaki isim olan Göring tarafından da onaylanıyor ve bu durum Almanlar tarafından doğrulanıyordu. Günümüzde birçok tarihçi Almanların 1873'ten İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan askeri eylemlerinin kayıtlardan takip edilebileceğine inanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen bu vahşice eylemler mevcut Alman askeri kültürüyle Nazi ideolojisinin bir karışımı gibiydi. Ve bu karışım oldukça korkutucu sonuçlar doğuruyordu. İki Haziran 1941'de Gondomari köyündeki 22 kişi Alman paraşütçüler tarafından öldürüldü. İdam emrini veren görevli subay Horst Traidis, eski bir Hitler gençliği üyesi ve kendi taburunda istilayı yara almadan atlatmış tek kişiydi. Bu idamların fotoğrafını çeken ve bir Giritlinin kaçmasına yardım eden Alman gazeteci daha sonra savaş mahkemesine çıkarıldı. Bu katliama tanıklık eden Vasile o zamanlar 8 yaşındaydı. Almanlar köyün etrafını sardılar ve bulabildikleri herkesi yakaladılar. Hatta tarlada çalışanları bile yakaladılar. Sonra genç erkekleri, kadın, çocuk ve yaşlılardan ayırdılar. Daha sonra bu seçimi yaparken 18 ile 50 yaş aralığındaki erkekleri seçtiklerini söylediler. 25 kişiyi öldürmeye karar vermişler. Çünkü onlardan 5 asker ölü bulunmuştu. Vasili'nin amcası da idam edilen köylülerden biriymiş. İdam edilenlerin akrabaları buraya koştular ve çoğu geceyi burada geçirdiler. Anneleri, kız kardeşleri ve eşleri. 7 köpek gibi hayvanların ölülere zarar vermelerinden çok korkuyorlardı. Almanlar ölülerin gömülmesine izin vermediler. Ertesi gün 2 motosikletli asker gelip ölüleri saydı. Ve eğer yanlış hatırlamıyorsam ölülerin gömülmesine ertesi gün izin verdiler. Normalde idam ederken kafaya nişan alınır. Ama bu her zaman işe yaramıyordu. Ve tabii bu idamların SS veya Gestapo tarafından değil de silahlı kuvvetler, yani ordu tarafından gerçekleştirilmiş olması Nazilerin buraya öldürmek için geldiklerini açıkça gösteriyordu. Gandanos köyü sakinleri 3 Haziran'da, yani adanın teslim olmasından 2 gün sonra, güneye doğru ilerleyen müttefik birliklerini durdurmakla görevli Alman motosikletli askerlere Badiakora'ya giden dağ yolu üzerinde tuzak kurmakla suçlandılar. Eylemde toplam 25 Alman askeri öldürüldü. Ve köylüler bu eylemlerinin birkaç gün içinde karşılık göreceğini biliyorlardı. Almanların yapacağı misillemeden korkan köylüler çevredeki dağlara kaçmak zorunda kaldılar. Ve daha sonra Almanlar gelip tüm köyü yerle bir ettiler. 3 Haziran 1941'de Heraklion'dan bir komutan ve askerler geldi. Kandanos köyüne ulaştıklarında tarih 3 Haziran'dı. Köylere giriyorlardı. Bazı yağmalama olayları yaşanıyordu. Evlere ve stratejik noktalara dinamitler yerleştiriyorlardı. Beyaz fosfor bombaları patlatıyorlardı. Evlerin içine el bombaları yerleştirip köyleri yerle bir ediyorlardı. Ve geriye hiçbir şey kalmıyordu. Ve tabii bazı noktalarda insanları idam ediyorlardı. Bir köye girdiklerinde yakaladıkları herkes orada idam edilip ölüme terk ediliyordu. Bütün bir köyü havaya uçurdular. Askerler köye girdiği anda silah sesleri duyulmaya başlıyordu. Çevredeki dağlarda gizlenen direnişçiler hakkında bilgi almak istiyorlardı. Ve korku yaratmak için binaları havaya uçurup köyleri yerle bir ediyorlardı.
Saldırıdan 15 gün sonrasında bile köyden yükselen alevleri ve dumanları görebiliyordunuz. Ve yangınların bu kadar uzun sürmesinin sebebi, güneybatıda kalan bu tip köylerin geçimini ağırlıklı olarak zeytinyağı üretiminden sağlıyor olmalarıydı. Daha sonra Almanlar geri geldiler. Yıkık bir evin kapısını ve okuldan aldıkları kara tahtayı köyün girişine dikip üzerine "Bunu askerlerimize silah çektiğiniz, askerlerimizi öldürdüğünüz ve geçmelerine izin vermediğiniz için yaptık. Bu köy bir daha asla kurulmamak üzere yerle bir edilmiştir" yazmışlardı. Sanırım Alman askeri kanunlarının 3'e 13. maddesi askeri hakim olmadan sivil idamları yasaklıyor. Fakat student oradaki subaylara idamların ne zaman ve nerede yapılacağı, kaç kişinin idam edileceği ve köylerdeki erkeklere, kadınlara ve çocuklara nasıl davranılacağı ile ilgili emirler vermişti. Hatta bazı koşullar altında köylerin yağmalanması bile haklı görülüyordu. Ama bu durum Alman askeri kanunlarının açık bir ihlaliydi. Ve bununla beraber tabii ki 1907'de imzalanan uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne de yapılanların tamamı aykırıydı. Giritliler tahliyenin ardından adada kalan müttefik askerlerine yaptıkları yardımlar nedeniyle ağır bedeller ödemek zorunda kaldı. Binlerce asker esir alındı ama yüzlercesi de aylarca hatta yıllarca Girit'in güneyindeki dağlarda ve Giritli ailelerin yanında saklandılar. Alman yetkililer bölgede kaçak müttefik askerleri olduğunu biliyor ve teslim olmaları için el ilanları dağıtıyorlardı. Sonraki aylarda bu kaçak asker gruplarından bazıları küçük deniz araçlarıyla Akdeniz'i aşıp Afrika'ya ulaşmayı başardılar. Bu askerlerden biri de daha sonra yolculuğun son kısmını metal bir tenekeye tutunarak tamamlamak zorunda kaldığını anlatacak olan Avustralyalı Stein Carroll'du. Stein güney kıyısında bulduğu küçük bir botla tek başına gerçekleştirdiği birkaç haftalık yolculuğun ardından sonunda güney sahiline ulaşmayı başardı. Ve Mısır'da bulunan birliğine döndü ve sonra Girit'te kalan askerler ve sayılar hakkında bilgi sağladı. Carroll onlara Girit'in güneyindeki tepelerde onlarca hatta yüzlerce Avustralyalı askerlerin saklandığı bilgisini vermişti. Carroll'ın hikayesi İngilizleri etkileyerek hayatta kalanlarla bağlantıya geçmelerini ve kurtarılmaları için takımlar kurulmasını sağladı. Ve bu sayede Girit'in güneyinde saklanan birçok Avustralya, Yeni Zelanda, Girit'ten inanılmaz kaçış ve İngiliz askeri kurtarıldı. Cesur kaçış hikayeleri olan başka gruplar da vardı. Bu Avustralyalı grup askeri battaniyeleri boğ bağcıklarıyla dikerek bir yelkenli inşa etmiş ve Mısır'a kadar gelmeyi başarmıştı. Ayrıca ilerleyen Almanları durdurmakla görevli olan ama tahliye sırasında adada bırakılan bir başka grup asker de ufak bir botla kaçmayı başarmış ve denizden kurtarılmışlardı. Güney sahilindeki diğer bir Yeni Zelandalı grup ise bir ufak botla Mısır'a kadar ulaşmayı başardı. Geriye kalan yüzlerce askerse ya Giritli aileler tarafından korundular ya da dağlara doğru kaçıp kurtarılmayı beklediler. Günümüzde Sfakia'da bulunan bu anıt müttefik askerlerine yardım ettikleri için idam edilen 26 Giritlinin hatıralarını taşıyor. Onları burada bırakmışlardı. İki kişiydiler. Manolis ve Korigoris. Tam 2 yıl boyunca burada saklandılar. Geceleri yanlarında gidiyor ve annemin pişirdiği yemeklerden götürüyordum onlara. Sanırım ikisi de Yeni Zelandalı ya da Avustralyalıydı. Yeni Zelandalılar, İngilizler, Kıbrıslılar ve Avustralyalılar vardı.
Hepsi Amari'ye ve Anomeros'a geldiler ve köylülerin misafiri oldular. Bizimki de dahil olmak üzere her evde vardı. Çok kişi geliyordu. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu ama yine de elimizde ne varsa veriyorduk. Ve onlara gidecekleri Pireveli'ye kadar yol gösterip onlara yardım ediyorduk. Elimizden gelen bütün yardımı yapıyorduk. Özellikle Preveli Manastırı müttefik askerlerinin adadan kurtarılmasında önemli bir rol oynuyordu. Adanın bu izole güney kıyısındaki manastırlar yüzlerce yıldır buradalar ve bölge geçen zamana hala meydan okuyor. Çobanlar hala sürülerini otlatıyor ve papazlar tarafından yapılan tarihi köprüler hala ayakta. Yunan Ortodoks rahipleri Yunan bağımsızlığını korumak gibi bir geleneğe sahiptirler. Ve bu durum 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi ve öncesindeki Türk işgali altındayken de pek farklı değildi. Yüzlerce müttefik askeri manastırların çevresindeki mağaralarda ya da manastırların içinde saklanıyordu. Raymond Sandover'da 130 adamıyla birlikte Redmino'nu savunduktan sonra teslim olmak yerine dağlara saklanmayı tercih edenlerden biriydi. Ve 1941 Ağustos ayında MS Torbay denizaltısı tarafından adadan kurtarıldı. Onlara yardım eden rahip ise Almanlar tarafından hainlikle suçlandı. Ve 1943 yılında adadan kurtarılan son askerlerle birlikte adayı terk etti. Günümüzde yapılan anma törenlerinde manastırların ve rahiplerin müttefik askerlerine verdikleri destek ve yardımlar hala unutulmuyor. Bu kayalık güney sahilden birçok başarılı kaçış gerçekleştirildi. Avustralyalı James Carstairs kaçak günlerini ve tek bir kaşık suyla beslenmek zorunda kaldığı zamanları yazdığı bir günlükte anlattı. Diğerleri ise Girit'in bu kayalık batı sahillerinden 1943 yılında ayrıldılar. Günümüzde ıssız kalmış bu anıt o günlerde yaşananları anlatıyor. Carstairs ve beraberindeki 85 adam 1941 yılında Hedgehog adlı bir İngiliz gemisi tarafından kurtarıldılar. Almanlar kazandıkları zaferin ardından adayı Girit Kalesi olarak yeniden adlandırdılar. Ve 1943 yılında adada toplam 75 bin asker vardı. Bu sayı tüm Girit nüfusunun 6 katıydı. Girit, Kuzey Afrika'daki Alman kuvvetleri için bir destek ve geçiş üssü haline geldi. Ve bu durum 1942'de Rommel geri çekilene kadar böyle devam etti. Adaya İngilizler tarafından yapılacak bir deniz saldırısından çekilen Almanlar, ada savunmasını güçlendirmek için birçok savunma amaçlı bina ve havaalanı inşa etti. Ve iş gücü olarak Giritlileri kullandılar. Birçok kamu binası, deniz üssü, kale, havaalanı ve yol inşa edilecekti. Ve bunların hepsinin yerel halkın gücüyle yapılması gerekiyordu. Böylece 16 ile 50 yaş aralığındaki tüm Giritliler düzenli aralıklarla çalışmaya mecbur tutuldular. Ve bu yaş aralığı bazen 12'ye kadar düşüyordu. Bu işlerin yapılabilmesi için herkesin çalışması şarttı. Nefret edilen zorla çalıştırma projesi tepe noktasındayken Giritli erkek nüfusunun yarısını kapsıyordu. Ve Giritlilerin başlattığı direnişe karşı istikrarlı misillemeler yapılıyordu. Köyler dikenli tellerle çevrildi, çalışma kampları kuruldu ve toplu cezalandırma yöntemleri uygulandı. Bunlar Girit'teki nüfus için anakaradan ya hiç ya da çok az erzak ve para temin edebildikleri karanlık yıllardı. Almanlarsa Giritlilerle yaşamak zorundaydı. Yakınlardaki bir Alman karakolundan köye bir asker gelmiş ve köylülerden 100 yumurta, 3 domuz gibi şeyler getirmelerini istemişti. Ve bu sürekli tekrar eden bir şeydi. Askerler Girit topraklarından besleniyorlardı. Bilirsiniz, kendi erzakları yoktu. Almanlar Girit'in ikonik binalarını da işgal ettiler. İlk karargahlarını Hanya'da kurdular. Ve burada Yunan ve Giritli devlet adamı Finazulas'ın evini işgal ettiler.
Ayrıca merkezlerini bugün hala burada bulunan Hooper Otel'de kurdular. Daha sonra merkezlerini daha doğuya kaydırarak tarihi Minoan başkenti Knossos yakınlarındaki Villa Aridne'de kurdular. Bu ev Minoan şehrinin çoğunu açığa çıkartan ünlü İngiliz arkeolog Arthur Evans tarafından inşa edilmiş eski bir evdi. Katliamların ya da infazların tümü Giritlilere karşı yapılmıyordu. Evans'ın yardımcısı John Pendlebury savaşı takip eden yıllarda patronundan görevi devralmıştı. Savaşla birlikte bir İngiliz ajanı oldu. John Giritli hala bir efsanedir. Biz ona Girit'in Lawrence'ı diyoruz. Ve birçok insan onun bir hayalet olduğunu söyler. Çünkü o tıpkı bir hayalet gibiydi. Hatta Almanların gözünde bile öyleydi. John, Knossos'taki Villa Adriani'de arkeologtu ve aynı zamanda Knossos'un kurucusuydu. Ve buna paralel olarak da İngiliz istihbaratın başındaki kişiydi. Gizli çalışan John, işgalden sadece bir gün sonra sivil kıyafetlerle yakalandı ve onu partizan olarak gören Almanlar tarafından idam edildi. Bu parlak arkeolog, idam edildiğinde sadece 36 yaşındaydı. İngilizler her zaman, hatta şimdi bile, dünyanın en iyi istihbarat ağına sahiptirler. Çünkü bu alanda tecrübelidirler. Ve o, Oxford'da eğitim görmüş bir arkeolog ve bir casustu. Ve Giritliler için bir idoldü. Bir idoldü çünkü antik Yunancayı çok iyi konuşabiliyordu. Ve adayı karış karış biliyordu. İngilizler daha esnektir. Diğer ulusların zihniyetlerine daha kolay yaklaşabilirler. Ama Almanların bir zihniyeti vardır ve bununla birlikte karakterlerinde ve yabancı bir ülkede olmalarına rağmen Alman davranışlarını sürdürmekte ısrar ederler. Özel Operasyonlar Birimi SOE'nin bir parçası olan Girit'teki İngiliz istihbarat ağı, işgal altındaki Avrupa'nın en başarılı istihbarat ağlarından biri haline gelecekti. Düşman konumlarının ve hareketlerinin belirlenmesinden ve sabotaj operasyonlarının planlanmasına kadar birçok görevleri vardı. SOE'den gelen bu kitapçık istihbarat servisinin toplanan bilgilerde girdiği ayrıntıların düzeyi gösteriyor. Toplanan istihbarat Alman uçaklarının hareketlerini bozmak için kullanılmıştı. Bu görevliler yanlarındaki erzak ve telsiz setleriyle güney sahillerine indirildiler. Daha sonra Giritliler gibi giyinip savaşın en cesur gizli operasyonlarından birini gerçekleştirdiler. Aralarında Patrick, Lake, Fermor gibi renkli karakterler de vardı. Tüm o oyunları oynarken öylesine cesurdu ki Heraklion şehrinde Almanlarla şaka yaparak yürüyordu. Sivil gibi davranıyor, sivillere benziyordu. Onlardan sigara istiyor ve bu sırada üniformalarını kontrol ediyordu. Tüm bunları gülümseyerek yapıyor, sonra da geri dönüp elde ettiği bilgileri telsizle merkeze iletiyordu. Hiçbir şeyden korkmayan bir adamdı. Çalışma kamplarından birine sızdı ve oradakilerle birlikte çalıştı. Ve bunu Alman topraklarına yaklaşıp namlularına dokunarak gerçek olup olmadıklarını anlamak için yaptı. Çünkü İngilizleri şaşırtmak için ağaçtan toplar yapmışlardı. Onu birkaç dakika sonra tamamen farklı bir karakterde bilgileri iletmek için dağlardan telsize doğru yürürken görüyordunuz. Ve Kandiye'nin güneyindeki havaalanında bulunan topların sahte olduğunu bildiren kişi oydu. 1942'nin başlarında Kuzey Afrika'daki Alman güçlerinin takviyesi için kritik öneme sahip olan havaalanlarına yapılan baskınlar büyük önem taşıyordu. Bu cesurca baskınlardan birinde Kandiye Havaalanı'ndaki 20'den fazla uçak imha edildi. Ama bu durum 50 Giritli'nin idam edilmesine neden oldu. İşgal sırasında Almanlar adayı etkin bir şekilde doğu ve batıya ayırmıştı. Batıyı kendileri yönettiler, doğuysa İtalyan müttefiklerine bıraktılar. Girit'teki İtalyanlar dediğiniz gibi 1941'de Almanlarla birlikte savaşın galibi olarak geldiler. Gerçek budur. Çünkü 1940'ta bizimle girdikleri savaşı kaybetmişlerdi. Bu yüzden de adanın doğu kısmından karaya çıktılar. Savaş alanı yoktu ve size sahte bir saldırı filmi çektiklerini söyleyebilirim. İki kez film çektiler. Bir tür karalamaydı. Eşekler ve askerler vardı. Bu bizim de yeni keşfettiğimiz çok komik bir şey.
Bazı İtalyan askerleri Yunanlılarla gerçekten savaşmaya gerek duymuyorlardı. Bu anlamda adada bulunan İtalyan askerleri Almanlar için bir destekten çok Akdeniz ordusunun üzerindeki bir yük gibiydiler. Mussolini Eylül 1943'te devrildikten sonra Girit'teki İtalyan komutanı ve bir kraliyetçi olan Angelica Carter, Patrick Lee Farmer'la temasa geçti ve adanın geri kalanına yönelik savunma planları karşılığında Mısır'a kaçırılmasını talep etti. Bir kandırmaca olarak arabasını Napoli'deki ortak karargahın yakınında bıraktıktan sonra Carter ve yoldaşları Yunan partizanlar tarafından adanın güneybatısına doğru yönlendirildiler. Alman devriyeleri ve gözlem uçaklarından gizlenerek ilerleyen grup, Iot Sozoro yakınlarındaki İngiliz torpido gemisiyle buluştu ve oradan da Mısır'daki Marsa Matruh Limanı'na ulaştı. Girit'in doğu kısmında konuşlanmış 20 binden fazla İtalyan vardı. İtalyan ateşkesinden sonra çoğu teslim olmuştu. Hitler bu askerlerin esir olarak alınmaları ve Alman ordusuna askeri stajyer olarak gönderilmeleri talimatını vermişti. Sonunda Girit'teki bu İtalyan kuvvetlerinin kaderi 1941'de müttefiklerin yaralılardan daha fazla kayıp verdiği Doğu Akdeniz'in unutulmuş en büyük trajedilerinden birine dönüşecekti. Teslimattan sadece bir ay sonra bir Alman ticaret gemisi olan Sintra 2000 esiri taşırken battı ve alt katlarda kapalı kalan askerlerin çoğu denizin sularına gömüldü. Ardından 3000 esir taşıyan başka bir tüccar gemisi Petrella'da benzer bir kaderi paylaştı ve bir İngiliz denizaltısı olan HMS Sportsman tarafından torpidoyla batırıldı. Olayda 2600 kişi öldü. O günleri görenler yüzlerce cesedin plajlarda toplandığını hatırlıyorlar. Her iki batan gemide de Alman muhafızlar tekneler battığı sırada ambar kapaklarını açmamakla suçlanıyor. Alman misillemeleri Girit kasaba olarak tanınan General Friedrich Müller'in 1944'te komutan olarak dönüşüyle daha da kötüleşecekti. Müller, İngiliz istihbaratının yürüttüğü en cesur operasyonlardan birinin hedefiydi. Ama operasyondan hemen önce yerini başka bir komutan olan General Kreipe aldı. Sanırım General Kreipe, İkinci Dünya Savaşı'nda küçük bir komando ve direnişçi grubu tarafından kaçırılan tek rütbeli Alman komutanıydı. Operasyondan aylar önce Fermor ve ajan arkadaşı William Moss birkaç Yunan partizanla birlikte planlar yapmaya başlamışlardı. Fermor yılın başlarında adaya paraşütle atıldı ve Girit dağlarında bekleyen direnişçiler yola çıktılar. Kaçırma operasyonu için belirlenen nokta Moss tarafından bu elle çizilmiş haritada gösterilen bir yol kavşağıydı. Fermor ve Moss bu operasyon sırasında Alman üniformaları giymişlerdi. Mayıs 1944'te Kreipe yanında şoförü dışında başka eskortu olmadan bu yolda ilerliyordu. Ve bu yol o zamanlar çok daha dar bir yoldu. Kaçırma noktasındaki bu anıt, Fermor ve Moss'un Alman üniformalarını giymelerinden ve sahte bir kontrol noktasında aracı durdurmalarından sonra olanları anlatıyor. Araba yavaşladı. Biz Alman üniformaları giymiştik. Ben sol kapıya gittim. Generali hemen tanıyamadım. Ama madalyaları görünce kim olduğunu anladım. Ve ondan belgelerini istedim. Bana General Kreipe olduğunu söyledi. Ben de onu yakalayıp dışarı çektim ve arabadan çıkardım. Diğer çocuklar hemen icabına bakıp onu bağladılar ve arabanın arkasına koydular. Kafama bir Alman silahı dayayarak beni arabadan zorla çıkardılar. Ve Kandiye'ye doğru gittik. Daha sonra durduk. Ve beni tekrar arabadan çıkardılar. Fermor arabadan benimle birlikte çıktı. Ve diğer tüm çocuklar, Samurakis, Patirakis, Tirakis hepsi arabaya atladı ve gaza bastık. Tüm bunları tam zamanında yapmıştık çünkü yaklaşık bir dakika sonra tam biz yola çıkmışken Alman askerleriyle dolu bir konvoy yanımızdan geçip gitti. Yani işi tam zamanında bitirmiştik. Mükemmel bir zamanlama. Generalin arabası, general ve kaçıranlar Kandiye'ye doğru ilerlerken Eskişehir'in kapıları da dahil olmak üzere 20'den fazla kontrol noktasından geçeceklerdi. Yolun ileriki aşamalarında Moss ve Fermor tarafından terk edilen araba günümüzde hala Redminon Halk Müzesi'nde sergileniyor.
Daha sonra Kraype ve yakınındakiler adayı baştan başa kat edecekleri 3 haftalık zorlu bir yürüyüşe başladılar. Grup Kraype'nin tekneyle alındığı ve savaşın geri kalanındaki esaretine başlayacağı Mısır'ın Rodakino sahillerine ulaşana kadar yol boyunca gizlenmek zorunda kalacaktı. İngilizler kaçırdıkları bu Alman komutanın fotoğrafını dağıttıkları broşürlere bastılar. ...1972'de Fermor ve General Kraype de dahil olmak üzere bu gerçek kaçış dramasının tüm katılımcıları tuhaf bir şekilde İşte Hayatınızın Karşılaşması adlı bir Yunan televizyon programında bir araya geldiler. Fermor ve Kraype bu tecrübeyi anlatıyor. Operasyonun bir amacı da Girit'teki Alman prestijine büyük bir darbe vurmaktı. Çünkü Almanlar son 2 yıldır Giritlilere inanılmaz işkenceler yapıyorlardı. İnsanları öldürüyor, köyleri yakıyorlar ve bu nedenle Giritliler de onlardan oldukça korkuyorlardı. Girit'te bu sayede galip gelmişlerdi. Ve bir şeyler yapabileceğimizi onlara göstermiş olduk. Bana sorarsanız kabul etmediğim ki kaçırılmam çok cesurca bir operasyondu. Cesurca ve riskliydi. Ancak çok pratik olduğunu düşünmüyorum. Partizanlara pek bir faydası olmadı. Hanya'dan sonra nihayet generalle birlikte dağlara yöneldiğimizde Ayda Dağı'nın tepesine doğru gittik. Orada korkunç sıkıntılar yaşadık çünkü Girit'teki Alman garnizonunun tamamı oradaydı. Hepsi Ayda, Kandiye'nin çevresinde toplanmıştı. Etrafta binlercesi vardı ve bu yüzden yapmamız gereken şey gün içinde mağaralarda saklanmak ve geceleri çok dikkatli hareket etmekti. Köylerin dışında saklanarak köyden köye geçiyorduk. Giritliler nerede olduğumuzu biliyorlardı ama hiçbiri bize ihanet etmedi. Bu eylemin Philip ve halk üzerinde muazzam bir etkisi oldu. Bir önceki yetkili subay olan Manustas Manusakis'in tüm adanın bu başarının bir sonucu olarak birkaç santim daha uzun hissettiğini söylediğini hatırlıyorum. Kraype'nin başarılı bir şekilde kaçırılması ve daha sonra 1944'te Alman misillemelerine yol açtı. Geniş Omari Vadisi kaçışlar ve direnişçiler için tercih edilen bir güzergahtı ve Kraype de buradan geçmişti. Buradaki 9 köy yıkıldı ve 164 kişi öldürüldü. Anamiris'teki bu anıt burada yaşananları anlatıyor. Peder Papa babasını burada kaybetmiş. 30 kişiyi bir araya topladılar. Diğer taraftan silahlarla ateş ediyorlardı. Ve okulun camlarını kırdılar. Hem sağdakileri hem de soldakileri. Ve tüm hayvanları öldürüyorlardı. Köyde ne hayvan varsa, inek, eşek, koyun, domuz, yollarına ne çıkarsa öldürdüler. Ve okula ateş ederek herkesi korkuttular. Daha sonra genç erkekleri ve genç kadınları ayırıp onları okulun dışına götürdüler. Onları okulun dışına götürdüler ve hepsini tek sıra halinde dizdiler. Sonra da ateş etmeye başladılar. Gençlerin üstünden geçen mermiler camlara çarpıyordu. Ve babamı bir daha asla göremedik. Onu en son gördüğümde ofiste diğerleriyle birlikte diz çökmüş haldeydi. Ben başka hiçbir şey görmedim. Çünkü beni oradan kovdular ve dışarıdaki koruma beni öldürmekle tehdit etti. Ben de orayı terk ettim ve gidip her şeyi anneme anlattım. Anneme anlattığımda o da ağlamaya başladı ve birlikte Meronas'a gittik. 6-7 gün sonra geri döndüğümüzde bütün köyün yıkılmış ve terk edilmiş olduğunu gördük. Kilise boştu. İçerideki ikonalar dağılmıştı. Her yer bomboştu. Bizim evin bahçesi 30-40 santim yüksekliğinde hayvan kürkü ve tavuk tüyleriyle doluydu. Tüm hayvanları öldürmüşlerdi. Heykellerin yerine taşlar koymuşlardı. Güneybatı Girit'in dramatik kıyı şeridi ve Engebeli Dağları uçurumları ve kanyonları ile çok sayıda direniş savaşçısına ev sahipliği yapıyordu. Kosto Greco gibi küçük köyler Almanlar tarafından hedef alınan noktalardı. Bu köy, Paddy Farmer'ın en güvenilir Giritli meslektaşı Manolis Petrovasilis'e ev sahipliği yapıyordu.
Posto Georgica'daki herkesin bir silahı vardı ve elbette Almanlara karşıydılar. Ve tabii Manolis Petrovasilis'in eylemleri tabii ki Almanlar tarafından biliniyordu. Ve bu nedenle, örneğin Almanlar, Manolis nerede, Vasilis nerede diye soruyorlardı. Çünkü hem Vasilis'i hem de Manolis'i biliyorlardı. Almanlar, Costa Greco çevresindeki dağlarda gezinen partizan savaşçıları bulmakta kararlıydılar ve dağ birliklerini engebeli araziye gönderdiler. Ancak Almanlar geldiğinde savaşçılar tepedeki dağlarda kayboluyordu. Almanlar kadın ve çocukları bu meydanda, Flankos adı verilen bu küçük meydanda topladılar. Hem kadınları hem de çocukları öldürmeyi planlıyorlardı. Askerler şu tepeden yaklaşık 500 metre mesafeden ateş ettiler. Ve Almanlar makineli tüfeğinin başındaki rütbeliyi öldürdüler. Sonra Almanlar geri çekildiler ve ertesi gün geri gelip bütün köyü yok ettiler. Ama kimse ölmemişti. Çünkü herkes mağaralardaydı. Ve tabii ki bir evi yeniden inşa edebilirsiniz. Ama bir insanı canlandıramazsınız. Ne yazık ki mümkün değil. Daha sonra köy yeniden inşa edildi. Ancak işgal sırasında ölü bölge ilan edildi. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Tüm evler yıkılmıştı ama köy boştu. Bu dağlarda faaliyet gösteren en ünlü direniş grubu Selino çetesi olarak biliniyordu. Çetenin önde gelen üyelerinden biri de Manolis'in kardeşi Yannis'in amcası Vasilis Patarix'ti. Bu çeteye daha sonra Yeni Zelandalı çavuş Dudley Perkins katılacaktı. Perkins'ten çok bahsederdi. O çok cesur bir adammış. Onu bir kardeş gibi görüyorlardı. Ona büyük güven duyuyorlardı. Ve çatışmalara giderken önde olan hep o olurmuş. Perkins hep en önde giderdi. Çok cesurdu, çok zekiydi, çok güvenilirdi. Ama ne yazık ki şanssızdı. Çete sonunda karşı Alman ajanlar tarafından takip edildi. Ve Perkins 1944'te burada çıkan çatışmada öldürüldü. Perkins'in cenazesi Soğudu Körfezi'ndeki mezarlığına gömüldü. ...1944 yılında Batı Girit'te misillemeler hala devam ediyordu. Ve buradaki Mornias köyünden 61 kişi idam edildi. Zakaria'nın ailesi de kurbanların arasındaydı. Sabah erken saatlerde ve sessizdi. Bütün köy uyuyordu. Geleceklerini tahmin etmiyorlardı. Bu yüzden Almanlar çok hızlı ve çok sessizce hareket ettiler... Ve köyün mahallelerini ele geçirdiler. Almanlar etrafı yağmalıyorlardı. Onları dövüyorlardı, işkence ediyorlardı, bağırıyorlardı. İstedikleri cevapları almak istiyorlardı. Ama alamadılar ve öğleden sonra onları vurdular. Onları köyün yakınlarındaki küçük bir meydana götürdüler. Sonra hepsini sıraya dizip kendi mezarlarını kazdırdılar. Ve saat 6 gibi başlarında duran kişi vurulmaları emrini verdi. Çünkü köylüler İngiliz muhafızlarının nerede olduklarını söylememişlerdi. Sahip oldukları ekipmanları ve planlarının ne olduğunu biliyorlardı. Ama cevap vermediler. Yani tüm köy halkının infaz edilmesinin nedeni buydu. Bunu açıklayamazsınız. Bunda bir mantık yok. Bunda hiçbir mantık yok. Kimse 61 kişiyi öylece öldürmez. Kimse sırf istemediği cevapları alamadığı için 61 kişiyi öldürmez. Kayınpederim öldürüldü. İki erkek kardeşi, babaları ve kayınvalidemin ziyarete gelen babası öldürüldü. Yani bu infazda aynı aileden 5 kişi öldürüldü. 20, 24, 13, 13 yaşında vurulmuş. 35 ve böyle devam ediyor. Burada köyün tüm erkeklerinin vurulduğunu ve köyün sadece kadın ve
çocuklara bırakıldığını görebilirsiniz. Bu işi yapacak yeterli ekipmanları yoktu. Bu yüzden de evlerin kapılarını söküp o meydana götürdüler. Ve ölüleri gömülecekleri yere bu kapıların üstünde taşıdılar. Bu katliamdan kurtulan ve hikayeyi anlatabilecek tek bir kişi kalmıştı. Ve o kişi de daha sonra köy rahibi oldu. Ölülerin arasında uzanıyormuş. Böylece ilk Alman gelmiş, onu kanlar içinde görmüş ve onun zaten ölü olduğunu düşünmüş. Bu yüzden de onu kafasından vurmamış ama yüzüğünü almak istemiş. Ve hatırladığım kadarıyla bana hayatta olduğumu anlamamaları için ağzıma toprak doldurdum demişti. Mermilerden biri vücudundan çıkmamıştı. Bu yüzden de bu olaydan sonra hayatının sonuna kadar bedeninde bir kurşunla yaşadı. Rahibin oğlu babasının hayatının geri kalanında vücudunda taşıdığı mermiyi hala saklıyor. Her yıl Ağustos ayının sonundaki anma etkinliğinde kilisede yapılan töreni yönetir ve ölen 61 kişiden her birinin ismini tek tek ezbere sayardı. Ve bir gün babama tüm bu isimleri nasıl hatırladığını sordum. Bana her seferinde aklımın içinde o evlere gittiğimi, kapılarını çaldığımı ve o adamların dışarı çıktıklarını görüyorum. İşte bu yüzden hatırlıyorum dedi. Buradaki tüm ailelerin anlatacak bir hikayesi var. Babasını kaybeden 93 yaşındaki George da bunlardan biri. Benim ailemden 11 kişiyi öldürdüler. Diğer köylülerle birlikte babamı, kardeşimi, kuzenimi, kız kardeşim gizlice Almanları takip etmiş ve onları idam ettikleri yeri görmüş. Alman birlikleri gelip babasını yakaladıkları sırada George bir şarap fıçısında saklanıyordu. Ve Almanlar buradaki şaraptan almak için eve birkaç kez daha döneceklerdi. Almanlar içeri girip buraya indiklerinde bu fıçının arkasında saklanıyordum işte. George her geldiklerinde fark edilmemeyi umarak şarap fıçılarının arkasına saklanmaya devam ediyordu. Kalp atışlarımı duyabileceklerini sanmıştım. Beni gördükleri yerde öldüreceklerini düşünüyordum. Bunu açıklamak imkansız. Yani zaten savaş Avrupa'da bitmişti. Kaybettiklerini biliyorlardı. Ama istedikleri cevapları alamadıkları için infaza devam ettiler. Bu Almanların daha vahşi, daha öfkeli olmalarına neden oldu. Ve yenilginin bedelini onların canını alarak ödettiler. ...1944'ün sonunda Almanların morali bozulmuş ve firarlar bir sorun haline gelmişti. Artık açıkça anlaşıldığı gibi Almanlar geri çekilecekti. İngiliz ajanları 2. Dünya Savaşı'nın bu son aşamasına girerken... ...bu geçişi ve Almanların geri çekilmesini planlamak için... ...Antik Knossos mağaralarının yakındaki Akardi Manastırı'nda bir araya geldiler. Sonunda sadece Hanya ve Souda Körfezi çevresindeki küçük bir cep Almanların kontrolünde kaldı. Savaşın sonunda Girit, Almanların en son teslim ettiği işgal bölgelerinden biri oldu. Giritli milislere teslim olmaktan çekinen Alman komutanı, gizlice İngilizlerle buluşmak için Knossos'taki eski karargahları Villa Ariadne'ye kaçırıldı ve 9 Mayıs 1945'te koşulsuz teslim belgesini imzaladı. Villa Ariadne, İngiliz İmparatorluğu'nun bir simgesi gibiydi. Çünkü Evans orada kalmıştı. Pendlebury orada kalmıştı. Ve tabii ki gizli servisin üssü gibiydi denilebilir. Yani Girit uygarlığı, Minonlar, Latin Paktı'nın bir parçası gibidir. Ve işte bu yüzden de son teslim belgesini orada imzalamak zorunda kaldılar. Giritlilerin intikam almasından korkan İngilizler bir çit kurdular ve Almanlar ada dışına çıkarılana dek onlara eşlik ettiler.
Alman birliklerinin Girit'te teslim olmalarındaki temel sorun onları Giritlilerden nasıl koruyacağınızdı. Öyle bir anda hadi silahlarınızı bırakın artık savaş esirisiniz diyemezlerdi. Çünkü bu şekilde onları koruyamazlardı. Bu yüzden de silahlarını tutmalarında ve tahliye gemisi gelene kadar ki sanırım bu gemi Royal Hampshire'dı, beklemelerine izin verdiler. Yani aslında bir hat kurmuşlar ve esir alınacakları gemiye gidene kadar onlara eşlik etmişlerdi. Ama yine de Giritli direnişçilere teslim olma fikri Almanları korkutuyordu. Çünkü oldukça kötü denebilecek şekillerde intikam almak isteyeceklerini biliyorlardı. Giritlilerin adalarını savunmak için gösterdikleri korkusuzca direniş, savaşın en başarılı direniş hareketlerinden biri olarak kabul edildi. Girit'teki en ünlü İngiliz ajanı olan Patrick Lee Fermor ünlü bir seyahat yazarı oldu ve 2011 yılında 96 yaşında öldü. Bugün bu savaşta hayatını kaybeden Giritli, Alman ve müttefik askerlerine ait anıtlar tüm adaya yayılmış durumda. Almanlar tarafından Giritlilere yapılan kötü muamelelerin acısı savaştan sonra onlarca yıl daha unutulmadı. İşgal sırasında Alman kuvvetlerinin komutanı olan General Breuer ve Girit kasabı olarak bilinen General Müller İngilizler tarafından Yunanlılara teslim edildi. Yunan askeri mahkemesi tarafından işledikleri savaş suçları nedeniyle generaller 20 Mayıs 1947'de yani işgalin tam 6. yıl dönümünde kurşuna dizilerek idam edildi. Breuer buradaki Alman askeri mezarlığına gömüldü. Ancak onun ve diğerlerinin huzur bulabilmesi onlarca yıl aldı. Yunanlıların savaş tazminatıyla ilgili talepleri ve Girit Savaşı'nda öldürülen Alman askerlerinin Girit topraklarındaki kalıcı bir mezarlığa konulmasını engelleyen anlaşmazlık yıllarca devam etti. Alman askerlerin kalıntıları orijinal mezar yerlerinden çıkarıldıktan sonra müzakerelerin devam ettiği yaklaşık 30 yıl boyunca bir manastırda saklandı. Savaştan sonra Alman ölülerine ne olacağı sorunu oldukça karmaşıktı diyebiliriz. Çünkü kendi mezarlıklarını yapmışlardı ve özellikle de paraşütçüleri hazırladıkları bu mezarlıklara gömmüşlerdi. Ama tabii teslim olduktan sonra buraları kontrol edemediler ve İngiliz birlikleri mezarlıklarda nöbetçiler bırakmak zorunda kaldı. Mezarlıklarının hepsinin tahrip edildiğini ve böyle bir şey yaşandığını sanmıyorum. Çünkü artık o cesetlerden geriye pek bir şey kalmamıştı. Ama 1970'lerde Almanlar Malemen'in üstüne yakın bir araziyi yani 107 No'lu Tepe'nin olduğu araziyi satın aldılar ve orada bir mezarlık kurdular. Ve tabii bedenleri, tanımlamaları ve hepsini düzgün bir şekilde yeniden gömmeleri büyük miktarda çalışma gerektirdi. Ve elbette birçoğunun kimliği asla tanımlanmadı. Ve o mezarlıktaki mezarların çoğunda adı belirlenememiş Alman askerlerinin olduğunu çok rahat görebilirsiniz. 1974 yılında Malemen Havalanı'na bakan bu 107 numaralı tepede kurulan ve 4300'den fazla Alman askerinin kalıntılarının toplandığı bu askeri mezarlık, burada kazanılan önemli zaferin ve hayatını kaybeden Alman paraşütçülerin hatıralarını taşıyor. Bugün bile Giritliler hala Alman hükümetinden 2. Dünya Savaşı'nın en acı çatışmalarından biri olarak burada yaşananlar karşılığında tazminat talep ediyorlar. Bu büyük bir sorun, büyük bir sorun ve çözüm yakın değil. Hatta sanırım birkaç gün önce Yunan parlamentosu bu sorunun hala devam ettiğine dair bir karar aldı. Bu hayatta kalanlar tarafından da paylaşılan bir görüş. Ve politikacılar hala bu konularda taleplerde bulunuyorlar. Hatta anma törenlerinde bile. Almanya burada yaptığı soykırımın bedelini ödemelidir. Bu Almanya'nın onurlandırmayı reddettiği geri alınamaz bir karardır. Adalet olmadan barış olmaz. Ve Nazilerin işlediği suçlara maruz kalan Yunan halkı için adalet henüz yerini bulmamıştır. Teşekkür ederim. Günümüzde Girit Savaşı Girit'in topraklarına ve Giritlilerin hatıralarına gömülmüş durumda. Bu topraklar son 1000 yılın 700 yılını işgal altında geçirdi. Günümüzde yapılan anma törenlerinde paraşütle yapılan atlamalar hala yeniden canlandırılıyor.
Hiç şüphe yok ki Girit Savaşı tamamen benzersizdir. Çünkü bu hava kaynaklı istiladır. Ve bu tarihteki ilk büyük hava operasyonudur. Çünkü bence diğerleri daha çok küçük baskınlar olarak tanımlanabilir. Ve diğer bir özelliği de şimdiye kadar ele geçirilmiş en büyük adı olmasıydı. Ve bunun temelde bir hava saldırısıyla gerçekleştirilmiş olması İngilizleri ve Amerikalıları tekrar tekrar düşünmek zorunda bıraktı. Ve buradaki büyük tezat Amerikalıların ve İngilizlerin bu istila yüzünden 1944'ün Ağustos'una kadar hava kuvvetlerini ve hava operasyonlarını geliştirme çalışmalarıydı. Öte yandan Almanlar Girit Savaşı'ndan tamamen farklı bir ders çıkarmışlar ve paraşütçileri büyük çaplı operasyonlarda bir daha asla kullanmamaya karar vermişlerdi. Yani burada yolların tamamen ayrıldığını görüyoruz ve her ikisi de zıt yönlere gidiyor. Bu Almanlar için rahatsız edici bir durum ama er ya da geç burada yaşananlarla barışacaklar. Kayıplarını ve zulümleri unutup yola devam etmek zorundalar. Bu işgal sadece 4 yıl sürdü. Ancak bu savaşa tanık olan insanlar yaşadıkları acıları ömür boyu unutmadılar. Savaşın yararsızlığına gelince bundan ne elde ediyoruz? Sorun ne? Savaştan ne çıkar sağlıyoruz? Bu soruyu birçok kez kendime sordum. Neden? Neden? Ve bugünümüzde hala tüm dünyada devam ediyor, değil mi? Neden?